The bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away. Kampımızı kurduk, çadırımızı. Güzel bir ortam oluşturduk burada. Daha önce size anlatmıştım, İsveç mangalımızı yaktık. Arkadaşlar, bunun orta kısmını deliyorsunuz. Daha sonra belirli bir hava sirkülasyonu yaparak yanmasını sağlıyor. Burada mısırlarımızı közleyeceğiz şimdi güzelce. Bu şekilde bir kamp ortamı var. Let's take it slow. Where you go I go too. And if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be. You know you'll have a good. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Burada akşam kampımızı yaptık. Güzelce burada. Akşam biraz yağmur yağdı, o yüzden bu tarafa geçtik. Güzel bir tesis yapmışlar buraya. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıda inşallah kuymak yapacağım arkadaşlar. Şimdi başladık. Size bunu göstermek istedim. Burası Sarkıt ve Dikitleri ile ünlü bir mantar mağarası dediğimiz yer. İçeride girdiğiniz zaman mantara benzer bir tane dikit var. Bu Sarkıt ve Dikitler nasıl oluşmuş? Buranın karstik özelliği, yani kireç taşı oluşumları nedeniyle buradaki yağmur suları bu taşları eritmesiyle içeride mesela bu sarkıtlar gibi sarkıtlar oluşmuştur. Ve şu anda mantar mağarasına girmek üzereyiz. Buyurun. Evet arkadaşlar, şimdi biz de giriyoruz hep birlikte. Abi, güzelliğe bakar mısın ya? Oo. Devam. Burası gördüğünüz gibi. Harika bir görüntüsü var.
bu şekilde göstermek istedim. Biraz karanlık ama artık çıktığı kadar. Son meşhur oluşum bu arkadaşlar. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would. Şekil 85 metre derinliğinde ejder çukuru dediğimiz bir oluşum. Bu oluşum da suyun oluşturmuş olduğu bir oluşum. Ve akarsulardaki oluşan cadı kazanlarına benzeyen bir oluşum oluşmuş bu. Ve yaklaşık 85 metre derinliği var. Şöyle yaklaşalım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız ya? Cennet vatanım gerçekten yani. Oh. Arkadaşlar görüyor musunuz yüksekliği? Ya var ya. 85 metre. Şuradan aşağı indiler mi abi? İnenler olur mu hiç? Buradan bağladılar mı? Şey şuraya bağladılar. Abi böyle bir şey yok ya. Şuradan ikinci istasyonu yaptılar. Ta şuraya kayaya deldiler. Evet. Şuradan aşağı indiler. Uçurumdan. Karşı duvara çarpıyor bir de bu. Bu şimdi attın. İlk attın. Direkt tabana indi. Hemen dibinde şey daha derin evet. Yer. Direkt tabana indi. Güneş olsa ne güzel olur. Bayram abi. Bu tarafa doğru gidiyor mu çok? Hayır. Sola yok, doğru. Bu sadece görünüyor lan. Yani tamam. Sadece. Arkadaşlar Bayram abinin eşliğinde gerçekten Bayram abiye bunu kanalın altına iletişim bilgilerini bırakacağım. Gerçekten bizi çok güzel gezdiriyor. Yıllardır bu işi yapıyor. Eğer buraya gelirseniz mutlaka Bayram abiyi bulun. Ve sizi buraları gezdirsin. Ya cennet vatan, gerçekten inanılmaz bir güzelliği var. Şuraya bakar mısınız ya? İnanılmaz güzel yani. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edeceğiz. Dediğimiz yer. Burası 6 milyon yılda oluşan bir mağara. Burayı Anadolu Hristiyanları sığınak amaçlı kullanılmış. Gördüğünüz gibi bu duvar kalıntısı buranın bir savunma amaçlı kullanıldığı anlaşılıyor.
ve arkeolojik açıdan da önemli bir yerdir. İçerisinde şapel, su sarnıcı ve katlı mezarlar bulunmaktadır. Evet Bayram abi, bu neydi? Avizeye benzeyen dev sarkıt. Arkadaşlar. Ve, buranın bu galerinin adı da avizeli salı. Arkadaşlar ben o kadar yer gezdim, hiç bu kadar büyük bir mağara görmedim ya. Yaklaşık 500 metrelik derinliği var bunun ya. Düz olarak. Arkadaşlar ben böyle bir mağara görmedim. İnanılmaz derecede güzel. Şu anda neydi abi bu? Avizeli salon. Avizeli salon. Devasa bir sarkıt. Vallahi devasa bir sarkıt var. İnanılmaz bir güzel. Avizeye benziyor. Gerçekten böyle bir şey görmedim yani. Katlı mezar, yaklaşık bir tahminimce 3 katlı bir mezar. Yani bir ailenin 3 kişisi buraya rahatlıkla mesela gömülebilme özelliğine sahip. Ve görüldüğü gibi insan kemikleri de yığılmış. Tabii bizim insanlarımız artık defineciler diyelim artık. Yani bu şekilde ortaya çıkarmışlar. Bir şapel, yani kilisenin küçüğü, ibadethane olarak kullanılan bir yer. Buraya gelen insanlar burada ibadetlerini yapmışlar. Aynı bizim camilerimiz gibi. Hristiyanlar da burada bu binayı oluşturarak burada ibadetlerini yapmışlar ve burada vakit geçirmişler. Bu videoyu beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Oh,